En komple dövüşçü ama zaten hani buna baktığımız zaman biraz da gold tartışmasına, tarihinin en iyisi tartışmasına bakıyoruz. Yani benim için burada çok filmleri muazzam, hiçbiri başarılı olamazdı UFC'de bunu net olarak söyleyeyim. Yani olmamış UFC tarihinde, MMA tarihinde olmamış en büyük maçlardan biri. Dijital'de pound for pound'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün tanıtacak kimse yok programda tek başımayım. Ben Yücel Tuhan sizlerle beraberim. Soru cevabı ayırdık programı. Çünkü Abu Dhabi'ye yolcu Doğan zaten orada. Arda ve Recep de işlerini toparlamaya çalışıyorlar. Onlar da bir iki güne yola çıkacaklar. Dolayısıyla çok yoğun bir hafta içerisindeler. Ve Abu Dhabi'de programlar gelmeye başlayacak canlı canlı programlar yapmaya başlayacağız dolayısıyla bu programı soru cevaba ayırdık sizlerden de teşekkür ediyoruz şimdiden çok fazla soru geldi cevaplayamadıklarımız için özür diliyoruz ama oldukça soru da aldık açıkçası programda cevaplamak için hemen başlıyorum Ömer Yıldız şöyle sormuş Kolbi Hamzat maçı gerçekleşecek mi gerçekleşmezse Kolbi için sizce sıradaki kim e, UFC 280'de başlamadık. Direkt bununla başladık. Güzel. Colby Hamzat maçı bana kalırsa gerçekleşecek. 77 kiloda. Tabi Hamzat'ın 84'e çıkma ihtimali var. Orta sıklete çıkma ihtimali var. Orada da biraz Paulo Costa güzel olur. Hani atışmalarından dolayı, birbirlerine ettikleri laflardan dolayı. Ama 77'de kalırsa en iyi maç bu açık konuşmak gerekirse. Zaten Leon Edwards'ın Kamar Usman'la e, yapacağını düşünürsek Geriye de çok fazla kişi kalmıyor. Hani sıralamaya baktığımda Kolbi zaten ikinci sırada. Bir numara Kamaru. Leon Edwards da şampiyonluk kemer revanşını yapacak. Gelecek yıl öyle gözüküyor. Ee, ve e, Hamzat zaten dört numarada, üç numarada da... E, Hamzat üç numarada, dört, iki numarada da Kolbi var. Hani bu sıralamadaki yerlerinden de öte bir şekilde düşünürsek yapmaları lazım. Gerçekten inanılmaz bir maç olur e, laf dalaşlarıyla beraber Colby tabii ki lafını esirgemeyecek muhtemelen Hamzat'ın e, patlayıcılığını biliyoruz bu manada o da sabredemeyecek e, büyük ihtimalle yani maç olur umarım tabii ki e, maç öncesi de olaylar ortaya çıkabilir. Yani Kolbe-Hamzat maçı en mantıklı maç olarak gözüküyor. Kolbe için de Hamzat için de. Çünkü hani Hamzat cephesinden baktığımızda koçu en son 77 yapabilir dedi. Daha net karar vermediklerini anlıyoruz. 84'e de e, çıkabileceği söz konusu. Ama kiloyu aynı şekilde yapamazsa eğer e, son karşılaşmada olduğu gibi net yazda karşılaşamamıştı. E, bu büyük bir risk. Ya, bir kez daha yapamazsa zaten artık 77 onun için biter. Ama 77'de kalacaksa o kiloyu yapacaksa Colby Covington maçı en mantıklı maç. Colby için düşünürsek Colby için de bence en mantıklı maç. Çünkü kamar Usman'la karşılaştı. Hani maç olur. Leon Edwards yine Kamaru'yu yenerse Colby Leon Edwards maçı güzel olur. Colby için de kemer maçı olur yine. Onun dışında da Colby Covington'ın diğer altında yer alan, yer alan isimler. Colby Covington da bir yıldız seviyesine geldiği için çok da onu Eşleyecek isimler değil açıkçası. Hamzat burada yıldız pozisyonu olarak da eşleyebilecek bir isim ki Colby Covington'un da son maçlarına baktığımızda hep e, zirve maçlar, hep ilgi çekici maçlar. PPRU ana maçları, Kamaru maçları olsun, Masvidal, Jorge Masvidal maçı olsun. Yani Masvidal o kadar net yendi ki revanşı herhalde kimse görmek istemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla Colby için de bence Hamzat maçı en mantıklı maç olarak duruyor. 995 Cano isimli e, lakaplı e, kullanıcımız, Instagram kullanıcısı. Sizce Oliveira İslam'ı yendikten sonra Ocak ayının sonuna doğru Conor'la bir maç görebilir miyiz? Veya aynı şekilde İslam yenerse İslam versus Conor görme şansımız var mı? Demiş. Oliveira İslam'ı yendikten sonra aslında daha önce de konuşulmuştu tabii ki Conor McGregor'la maç yapmak istiyor. E, para maçı tabii ki bu e, ...Charles Oliveira ama... ...o karşılaşma olmadı. İslam mağaça maçını almaktan da çok memnun değildi açıkçası. E, hani çekindiğinden... ...ya da başka bir şeyden dolayı olduğunu ben... ...düşünmüyorum. Asıl Kanır e, maçını istemesinden dolayı... ...biraz böyleydi. E, Charles Oliveira'ya kalsa yapar. Ama Kanır döner mi? Kanır ne zaman dönecek? Hani bunlar... E, ...belirleyici. Kanır e, McGregor da bence Charles Oliveira'yla... ...yapmak ister. E, çünkü... ...uygun bir match-up olduğunu düşünebilir. Eşleşme olduğunu düşünebilir. Zaten Charles Oliveira burada kazanırsa... ...kaybetse bile... ...açık konuşmak gerekirse... ...UFC Brezilya'ya gidiyor. Rio de Janeiro'da olacak. 21... ...Ocak'ta UFC 283... ...Charles Oliveira orada... ...illaki dövüşmek istiyor... ...kendi ülkesinde dövüşmek istiyor... ...çünkü biliyorsunuz pandemiden dolayı... ...Brezilya'ya gidilemedi... ...neredeyse iki yılı açtı muhtemelen... ...Brezilya'da kart olmadı... ...ve o özel kartta... ...Charles Oliveira olmak isteyecek... ...orada da Conor'la... ...kazanırsa... ...olabilir... ...gibi geliyor bana... ...Conor illaki bir yerde dönecek... ...bu maçta dönmeyi... ...tercih edebilir... Conor McGregor İslam kazanırsa e, Conor'la maç olur mu ben Conor'ın o maçı yapacağını düşünmüyorum İslam mağaç karşılaşacağını düşünmüyorum yani ikinci bir Habib vakası yaşamak isteyeceğini düşünmüyorum hani kemer orada onu cezbedebilir İslam'ın onu cezbedeceğini düşünmüyorum açıkçası ama kemer cezbedebilir ama buna rağmen de İslam mağaç evle maç yapacağını ben Conor McGregor'un düşünmüyorum e, Charles Oliveira'yı daha fazla isteyebilir hızlı hızlı biraz da hızlanarak gidiyorum. Piotr Yan, ile maçı gerçekten de doğru bir seçim mi UFC için? Daha önce Çito'ya yenilmiş bir adamı zar zor geri parlattılar. E, ee, Piotr Yan eşleşmesi bu durumu sıkıntıya atmaz mı? Çünkü Yan'ın açıkçası üstünden <laughs> geçeceğini düşünüyorum O'Malley'nin. Ee, BTMZ, MHMT. Ee, Mahmut Batmaz diyesim var. Galiba öyleydi bu izleyicimizin ismi. Bunu konuştuk. Bunu analizde de konuştuk. Analizi yarın salı günü izleyebilirsiniz. Recep Mert'le beraber yaptık UFC analizi. Geçtiğimiz hafta çektik. Tabi Abu Dhabi'ye gideceği için. Recep bu mevzuyu aslında biraz konuştuk. Doğan'la da konuşmuştuk. Bence UFC için doğru bir seçim. Bu Şan O'Malley için de doğru bir seçim. Analizde daha ayrıntılı bir şekilde bunu görebilirsiniz. Recep Mert'le benzer bir durumu konuşmuştuk, konuyu konuştuk. Yarın basılacak analiz yine hatırlatıyorum. Eee yenildi. Yenilgiyi kabul etmiyor. Zaten e, mental olarak e, yenilgisiz diye bir dalgada geçiliyor Shannon Magli ile. Eee Shannon için acayip iyi bir eşleşme. UFC için de iyi bir eşleşme. Çünkü Pedro Munyos maçında çok iyi gözükmedi Shannon Magli. İlk aldığını düşündüğünü söylüyor ama Açıkçası Pedro daha iyi dövüştü. Dolayısıyla hani risk alarak bu isimlerle karşılaşarak seviye yükseltmek, yükseltmektense bir anda Piotr Yan gibi bir isimle karşılaşmak çok bana kalsa Şanomali'nin işine gelecek bir şey. Piotr Yan da bu maçtan para kazanacak. Onun dışında kazanacağı takipçi olur. Hani ilgi alanını arttırabilir. Şanomali'nin taraftarlarından ki çünkü çok fazla takip eden var. Taraftarı var Şanomali'nin. Piotr Yanın kazancı bu olur. Onun dışında sıralama olarak ya da kemer maçı e, senaryosu olarak e, ekstra bir kazancı olmaz. Dolayısıyla bu maç aslında bakarsanız, Şanamalıya daha fazla yarayan bir karşılaşma e, bana kalırsa e, çünkü hani Chitovera deniyor tabii ki. Chitovera da müthiş bir yükselişte. E, o rövanşı yapması bence daha mantıklıydı. Hani madem böyle bir iddiası olacak. Burada Piotr Yan'ı o revanşı geçip ki yenilebilir o revanşta da. Piotr Yan'la karşılaşması çok büyük bir risk ama alınabilecek bir risk aynı zamanda diyelim. Fırat AKTS Aktaş diye ben söyleyeyim. Dustin Puriye Chandler maçı kazanırsa onu ne bekliyor bir daha kemer maçı alır mı Dustin Puriye tabii ki kemer maçı alır son maçını zaten Charles Oliveira'ya kay, Etti. Hani e, Michael Chandler'ı yenerse kemer maçı tabii ki alabilir. Dustin Puri'ye kemer, interim kemeri almış. Kemer seviyesinde görünen e, bir dövüşçü. Zaten atıyorum. Charles Oliveira kazandı. O zaman hani bir galibiyet daha belki gerekebilir. E, ama Charles Oliveira işte Conor'a yelken açabilir öyle durumlar var. Hafif siklette tabii alttan gelen çok büyük canavarlar var açıkçası. Şöyle bir madem buna dair sorular geliyor. Şöyle bir değineyim sıralamayı da açayım önüme. Dustin Puriya zaten iki numara değer alıyor şu anda. İslam yenerse kesin kemer maçına çıkabilir. Hani Dustin de Chandler'ı yenerse. Yani çünkü İslam zaten eleştirdiğimiz konu kimseyle karşılaşmadı sıralamadan bir tek daha sonra alt siklete düşen Dan Hooker'la karşılaşmıştı. İslam kazanırsa Charles Oliveira yenerse bence de aslında Chandler yenerse o maç olur. Net olarak olur. Üç numarada Justin Gage'i var. İşte beş numarada Michael Chandler var. Dörtte İslam. E, ben Benil Darius tabii ki bekliyor. Onu da unutmayalım. Bir sonraki kemer maçı Darius'un olabilir. Ama devreye Alexander Volkanovski de girdi. Volkanovski'nin girişiyle beraber burada yedek dövüşçü bu İslam charles maçının ...da bir sorun olursa... ...kemer maçına çıkacak isim Alexander Volkanovski... ...bence elini kuvvetlendirdi... ...bir sonraki kemer maçına da... E, ...Volk çıkabilir... ...dolayısıyla hani ben yıl diyoruz ama... ...onun beklemesi gerekebilir... fiziev 7 numarada o da geliyor... E, ...Dosanjos hala 8... ...Dosanjos'un devrinin biraz geçtiğini... ...düşünüyorum açıkçası... Mateusz Gamrot var... ...Arman Sarukyan var... ...Damir İsmailov... E, ...Conor McGregor hala... ...yine bakıyorum 12'deymiş bir şey demeyeyim artık. Jalen Turner da 13. sırada yer alıyor. Eee Hafif bisiklet hakikaten dövüşçü kalitesi olarak çok yüksek seviyede bisiklet. ki burada kemeri kim alırsa da uzun süre belki de hani kemeri kaybetme ihtimali de var. Hani üyesi çok parlatmıyor ama işte Damir Ismagulov'u pound for pound'u izleyenler bilecektir. Ee, bu tür isimler var. Yani demek istediğim İsmail muazzam bir dövüşçü, mükemmel bir dövüşçü. Yani o bile kemeri alabilir. Arman Sarukyan daha genç. Hani Gamrot geliyor. Burada tabii Mateusz Gamrot için en önemli maçı olacak. Ben Yıldarış'la karşılaşacak. UFC 280'de diyelim. Ee, bu soruyu da bu şekilde yanıtlamış olalım. Ee, Oliveira ya e, Oliveira yenerse ve Habib'e meydan okursa Habib nasıl bir tepki verir sizce? Charles Oliveira yenerse bence Habib'e meydan okur. Çünkü Habib kenarda olacak zaten. Ee, Habib Nurmagomedov. Ama Habib dönmez. Ben artık buna kanaat getirdim. Ee, dönerse mükemmel olur tabii ki. Herhangi bir maçta dönerse mükemmel olur. Habib'i özledik. Onun yarattığı etkiyi özledik. Ama Habib bana kalırsa açıklamalarında çok net. Artık son sorularda da bana bu soruyu artık sormayın. De, e, diyerek artık sorulara yanıt veriyor dönecek misin sorularına bence abi artık dönmeyecek yani Şahıs Olivera'da meydan okusa e, döneceğini zannetmiyorum ama dönse mükemmel bir hikaye olur hani kardeşi İslam'ı yenmiş bir Şahıs Olivera'yla e, onun revanşını almak için Habib Nurmagomedov geliyor muazzam bir film senaryosu adeta ama ben döneceğini zannetmiyorum eee Jon Jones'un şu an Mio işte mi, yoksa Enganu'yla mı dönüşmesi en mantıklısı olur? Halper Bey sormuş. Hem dövüşçülerin matchup olarak hem de UFC açısından. Bu konuyla ilgili haberimiz var. Yani Fight Haberler'de bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Onu unutmayın, izlemeyi unutmayın diyelim. Fight Haberler'de yayında. Bu arada bu programı da diğer programları da like'larsanız ve yorum atarsanız seviniriz diye de ekleyelim. Ee, soruya dönelim bu şekilde. John Johnson şu anda bana kalırsa mantıklı geçişi Stipe Miocic olur. Francis Ngannou tabi diz sakatlığından çıktı. UFC ile hala anlaşmadılar bu arada. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Ngannou'nun UFC ile ama Stipe Miocic geçiş, geçiş için iyi bir karşılaşma olur John Jones'a ve yani duyumlar da bu yönde. Biraz daha Stipe maçı olacakmış gibi duruyor. Ee, bakalım umarız e, o şekilde olur. Ha, match up olarak eşleşme olarak ya yani Francis Ngannou, John Jones tabii ki hafif ağır domine etti. Jenerasyonlar temizledi ama ağır siklete çıkmak kendisinin de tabi bir yılı aştı mı ne e, öyle bir süre olması lazım. Yerleşmesi biraz uzun sürdü. Ne kadar yerleşmiş olsa da e, John Jones hani son maçlarında hafif ağır siklette de hani nakata o kadar ulaşamıyordu zaten. Kaldı ki ağır çıkıp bir de oradaki güçle karşılaşması... ...hani Engano'nun gücüyle karşılaşmasındansa... ...Stipe'nin gücüyle karşılaşması bence John Jones için daha iyi. Geçiş aşaması açısından hani Stipe'yi kesin yener demiyorum zaten. Ama e, daha yenebileceği bir rakip olarak... ...o güçle eşleşmesi, o güçle karşılaşması olarak... ...her ne kadar antrenman yapsa da, sparring yapsa da... ...bir maçtaki e, karşılaştığı güç... ...aynı şey değil şüphesiz. Dolayısıyla bu açıdan bakıp... Direkt güç üzerinden düşünüp Stipe ile başlamasının daha mantıklı olacağını düşünüyorum ben. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Değerli MM'yi severler Hamzat'ın Abdül Kudüs Akkuş sormuş. Hamzat'ın orta siklette ilk maçı Kosta'ya karşı olabilir mi? Hamzat welter mi yoksa Orta Siklet mi yoluna devam edecek? Bu da biraz yanıt vermiştik zaten bir önceki Hamzat sorusunda. Hamzat'la ilgili çok fazla soru gelmiş. İlgi alanını anlıyoruz. Hamzat çok seviliyor ülkemizde. Hamzat'ın bence Orta Siklet'teki ilk maçı Costa'ya karşı olabilir ve olmalı da. Çünkü acayip satacak bir maç. Ee, eğer Orta Siklet'te devam edecekse. welterde de zaten yanıtladık. Oradaki mantıklı eşleşmede Colby Covington gibi duruyor. E, Ufuk Durak, UFC'de en komple dövüşü kimdir? Yani bu soru tabii ki zor bir soru. Yani pek çok ismi sayabiliriz tabii ki. Gelmiş, geçmiş. En komple dövüşü ama zaten hani buna baktığımız zaman biraz da gold tartışmasına tarihinin en iyisi tartışmasına bakıyoruz. Yani benim için burada John Jones. Bence fiziksel özellikleri açısından da boyu, kanata çıktığı yani adeta dövüşmek için yaratılmış bir adam. Bacak uzunluğu bu dirseklerini ve dizlerini kullanmasını sağlıyor. Yani yumruk atar gibi dirsek atıyor zaten. Güreşini zaten biliyorsunuz Daniel Cormier gibi bir adamı, e, olimpik güreşçiyi yere almış bir adam. E, John Jones. E, bence en komple diye bir soru olursa hani aklıma George Saint Pierre de geliyor. Hani God tartışmasında Anderson Silva da vardır, Habib de vardır. Dimitris Jansin de var tabii ki. Ama John Jones'u ben söylüyorum. Hatta size de soralım. aşağı yazarsanız sevinirim. Sizce en komple dövüşçü kim ee, MMA'de? Bu soruyu da böyle yanıtlamış olalım. Ee, Ufuk Durak sordu az önce. Evet. E, Abdül. Kudüs Akkuş'tan iki soru almışız. Volkanovski Avustralya'da olan kartta dövüşürse kendi sikletinde mi ya da hafif siklette mi dövüşecek? Oliveira hakimde kazansa da en az 6-7 ay ara vermesi gerekiyor gibi. Bu soruya da biraz yanıt vermiştim açık konuşmak gerekirse. Ee, şöyle söyleyeyim. Oliveira Dediğim gibi Brezilya'da dövüşmek istiyor. Yani Ocak ayında muhtemelen dövüşür. Eğer buradan çok büyük bir hasar vesaire almazsa bu karşılaşmadan. Hani kazansa da kaybetse de dövüşür. Ee, eğer fiziği, sağlığı izin verirse diyelim. Ona öyle yanıt vermiş olalım. Ee, Volkanovski Avustralya'da. Avustralya'da olan kartın tarihine bakıyorum şu anda. Aklımda olmadığı için. Perth'te yapılacak Avustralya'da. 12 Şubat. Yani o maç bence tüy siklet için olur. Yani buradaki çünkü bu maçta işte dediğim gibi Charles Oliveira alsa, asarsız çıksa Brezilya'da dövüşmek istiyor. İslam alsa Perth'e gidip Avustralya'ya gidip hafif siklet kemerini Volkanovski'ye karşı korur mu? Zannetmiyorum. Dolayısıyla oradaki ee, tabii belki Brezilya'ya gitmek isteyebilir Volkanovski. Hani böyle bir ihtimal de olabilir. Ee, ama Avustralya'da dövüşecekse bu tüy siklet kemeri için olacak gibi duruyor. Yani takvimden dolayı biraz da. Anlatmaktan en çok keyif aldığı dövüşçü kim? Tibet Turan. Anlatmaktan yani Charles Oliveira'nın maçlarını anlatmayı seviyorum son dönemde. Tabii ki pek çok dövüşçü var. Conor McGregor maçları e, apayrı bir keyifti şüphesiz. E, yani biraz daha hareketin, eğlencenin olduğu dövüşler, dövüşler maçlar. Yani İsrail'de Senya'nın maçlarını yine seviyorum. Çünkü bir hikaye oluyor İsrail'de Adesanya'da. Hani o hikayeyi yaratan dövüşçüleri de anlatmayı seviyorum. O hikayeyi anlatıyorsunuz, onu maça katıyorsunuz. Dolayısıyla daha keyifli oluyor. İzinin son maçları hani biraz daha puana gitti. O manada hani belki tartışılabilir ama... ...son dönemde Charles Oliveira... E, ...hakikaten her şeyini veriyor. E, sanırım... ...31 gal ...30 galibiyeti olması lazım. 31 galibiyeti var. Yanlış hatırlamıyorsam 28'i bitiriş... ...sadece 3 maç kararına gitti. Bu profildeki dövüşçülerin... ...maçlarını tabii ki anlatmayı seviyorum. Sizlerin de... ...izlemeyi sevdiğinizi düşünüyorum... ...açıkçası. E, Charles Oliveira yeterince... ...saygı... Eray Özgül'ü sormuş. Şahıs Oliveira yeterince saygı görüyor mu? Sizce ayrıca İslam maçev tamamen Habib sayesinde mi kemer maçına çıktı? Çünkü Dustin Gage ya da Chandler'la maçı yok diye sormuşsunuz. Şahıs Oliveira başta yeterince saygı görmüyordu. Artık görüyor bana kalırsa. İlgi alanında daha fazla. En son Alexander Volkanovski şöyle demişti. Hani kiminle karşılaşmak istersiniz diye Volk'a soruldu. Volkanovski de Şahıs Oliveira diyor. Yani çünkü ona ilgi daha fazla diyor. Hani dövüşçüler de bunun farkında. MMA medyası da İslam'a olan ilgiden daha fazla. Charles Oliveira'ya olan ilgi. Hani bizim ülkemizde belki öyle görülmüyor olabilir. Ama dünyada böyle. Hani İslam Mahçevi'nin hani Müslüman olması, işte Habib'in bir nevi kardeşi olması tarafından hani İslam biraz daha tutuluyor olabilir. Belki daha göz önün yani ona yaklaşım daha fazla olabilir. Ama dünyada Gerçi bizim ülkemizde de böyle olabilir. Şah Oliveira'ya saygı duyuluyor. Ama kariyerin başında da duyulmamıştı. Onun hikayesini basıyoruz bugün. Onun hikayesinde Şah Oliveira neden bir dönem saygı duyulmadığını da görebilirsiniz. Bir dönem Keeter. Hani maçı bırakan e, tabiri kullanılıyordu kendisi için. E, o dönemde ama artık bence herkes saygı gösteriyor kendisine. İslam Habib sayesinde mi kemer maçına çıktı? Hayır İslam 10 maçtır kazanıyor. Dolayısıyla kemer maçına çıkabilir bence. Ama Habib olduğu için belki e, hani sorunun içerisindeki hani Dustin, Puriye, Justin Gage, Michael Chandler gibi birileriyle Habib olmasa UFC karşılaştırmadan muhtemelen kemer maçına çıkarmazdı diye düşünüyorum ben. Bu benim yorumum. Siz de, sizce nasıl aşağıya yazabilirsiniz. E, Habib'in böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa 10 maçtır kazanan bir dövüşçü. Michael J. White, Scott Etkins Tony Jaa, Jason Statham gibi aktörler UFC'de olsa başarılı olurlar mıydı sizce? Diye bir soru. Müthiş dövüş filmleri, aktörleri, hepsinin filmleri muazzam. Hiçbiri biri başarılı olamazdı UFC'de. Bunu net olarak söyleyeyim. Jason Statham aslında bir kule atlamacı. Hani dövüş sporları sonradan geliyor onun için. Daha vuruşu göstermek üzerine tabii ki dövüş filmleri. Burada Tony Jaa belki hani bu isimler arasında bir yere kadar gidebilir belki diye bir yorum yapıyor ama UFC'de hiçbiri başarılı olamaz zaten. Ama hani bir dövüşçü de bir aktör olması kolay değil. Yani çünkü iyi dövüşüyor olmanız değil, iyi gösteriyor olmanız lazım dövüş filmlerinde. Vuruşu iyi gösteriyor olmanız lazım. Sahneyi iyi gösteriyor olmanız lazım. Hani bunun yönetmenliği de apayrı bir alan. Hani en iyi dövüşçüleri getir en iyi dövüş filmi ortaya çıkmaz tabii ki. Gerçekten vurmadıkları sürece. Dolayısıyla hani bunlara dair merakınız varsa bizim daha önce Sokrates YouTube kanalında Can Evrenol'la çektiğimiz Acı Yok programı vardı. ...ve daha sonra Geek Yapar'da da 9 bölüm daha çektik... ...yani toplam 19 bölüm bir acı yok var... Ee, ...youtube'un derin e, alanlarına girmek isterseniz... ...biraz kazım, kazımak isterseniz acı yok programını bulabilirsiniz... ...bu konuları geniş geniş aslında Can Evrenoğlu'la tartıştık... ...filmler üzerinden... ...ve bu e, dövüşçülerin... Yani ...bu aktörlerin filmleri üzerinden de hani tartıştık... E, ...Tony Jaa ve Michael... ...gerçi bir tek buradan Tony Jaa var ama... Ee, bulabilirsiniz acı yoku izleyin diyelim acı yok unutulmasın eee maliz demir umarım doğru söylüyorumdur ee, alt kart yayınlanacak mı yani bu soru çokça geldi sizlerden başka izleyicilerden de geldi eee söyleyelim alt kartı hala çalışıyoruz umarım yayınlanacak ee, görüşmeler devam ediyor diyeyim hani bu şey için söylemiyorum bu arada hani ee, gerçekten durum bu. Hani bir beklenti yaratmak için söylemiyorum. Gerçekten durum bu. Görüşmeler devam ediyor. Yayınlayabiliriz böyle bir ihtimal hala var ama bu durum kesinleşmedi. Ee, görkem, Deontay Wilder tekrar dünya şampiyonu kemeri alabilir mi? Evet, boks'a geçtik. E, bu arada boxu boks box çektik. Deontay Wilder maçına dair de sevgili Arda Kadıoğlu konuştuk. Bokslu box'u da izleyebileceksiniz salı günü yani yarın. E, ve haftanın box maçlarında konuştuk. Burada da cevaplayalım. Deontay Wilder tekrar dünya şampiyonu kemeri alabilir mi? Alabilir. Bana kalırsa alabilir. Robert Elenius'u ilk rantta ettiğini e, dünkü karşılaşmada. Ve e, Program içerisinde de hani biraz değindik. ESPN'in de attığı başlık e, şu ki Tyson Fury dışında herkesi yenebilir diyor Antibaldir. Çünkü öyle bir gücü var. Tyson Fury'i de 3 maç yaptı zaten hani durumu biliyoruz. Fury dışında hakikaten herkesi nakalt edebilir. Hani Oleksandr Usyk teknik olarak e, muazzam bir boksör hani ona vuramayabilir tabii ki. Ama vurursa de ki hayatında nakdan olmamış bir boksör Oleksandr Usyk. Usi'yi yıkamayacağını ben söyleyemem. Dolayısıyla olabilir. Deontay Wilder şampiyon ki 40 yaşına kadar da boks yapacağını söylüyor. Deontay Wilder. Ee, Ali. Kan Fight akşamı UFC kartına nasıl yetişip anlattınız? Hyperion Fighters e, takımının organizasyonu vardı. Önce oradan <laughs> gireyim. Kan Fight diye. Youtube'da bulabilirsiniz bu arada e, maçları. Emran Hafızoğlu dövüştü. E, amatör, yani profesyonel başlangıcını yapan pek çok dövüşçü de vardı. E, anlatır mısın diye rica ettiler ve gittim orada anlattım Bursa'da. Dönüş tabii ki dönüşü önce bir pazarlığını yaptık. Çünkü UFC anlatmam lazım haliyle. Gece 2'deydi. O kart 8'de başladı. Biraz bir 10-15 dakika geç başlamış olabilir. Kan Fight. E, gene hatırlatayım. Hyperion Fighters e, takımının organizasyonu e, ve anlattık e, orada o karşılaşmayı ve sağ olsunlar araçla İstanbul'a yetiştirdiler beni ve UFC'yi de gene anlatmış oldum. Biraz koştur koştur oldu tabii ki. Biraz kan fight'tan tabii bahsedeyim. E, çok iyi dövüştü. E, Emran Afızoğlu muazzam taktik olarak muazzam bir maç. E, çıkardı galibiyete ulaştı 6-0'lık rakibini yendi aynı zamanda tebrik edelim buradan da Emran'ı aynı zamanda e, Faruk Koç ona da dikkat edin yiğid lakaplı Sivaslı Sivas'tan zaten çok iyi güreşçiler çok iyi dövüşçüler çıkıyor daha 20 yaşında Faruk Koç onun maçına da bakın diye e, diye hatırlatayım Kan Fight e, Youtube'da bulabilirsiniz Youtube'da yayınlandı zaten Kan Fight diye ararsanız özellikle ee, benim için son 3 maç gayet keyifliydi. Dilerseniz bakabilirsiniz. E, ee, Magomed Ankalev Yan Blahovic maçının sonucu ne olur? Mesut e, İnaz Alt kartta olacak. Magomed Ankalev, Jan Blahovic UFC 280 alt kartında. Magomed Ankalev muazzam çıkışta. Jan Blahovic. Ya ikisi de sertlik olarak çok sert bu arada. Yani ne olabilir? Kestirmesi hakikaten zor. Jan Blahovic de en son Rakic karşılaşmıştı. Rakic sakatlanınca kazanmıştı. Janı, Jan, Jan de ben bir düşüş görmüyorum açıkçası. Mükemmel bir maç. Magomed Ankaleyev'in ben kemer maçını alacağım mı göstereceği maç kazanırsa. zaten Yeri Prohaska ile Glover Teixeira maçı da açıklandı. onu da hatırlatalım. Aralık ayında yapılacak. Rövanş. Dolayısıyla o maçın galibi, bu maçın galibiyle karşılaşabilir, yüksek ihtimal. E, muazzam olacak. Yani sanki hani Ankalevi de seviyorum, Jan Blavovic'i de seviyorum. Ama bu maçı Jan Blavovic alacak gibi geliyor bana. E, açık konuşmak gerekirse silahları bence daha keskin, daha fazla Ankalev'in eleştirildiği yönler var. E, biraz pasif dövüşmesi açısından bu maçta da öyle dövüşürse hani puanla da götürebilir Jan Blavoviç. Ee, yükselişteki dövüşçüler genelde hani favori görülür, avantajlıdır ama ben burada biraz daha Jan Blahovic'i avantajlı göreceğim bu karşılaşmada. Ee, Yiğit kağıtçı prime zamanlarında Jones ve Silva dövüşseydi nasıl maç izlerdik kim kazanırdı? Yani olmamış UFC tarihinde, MMA tarihinde olmamış en büyük maçlardan biri. John Jones, Anderson Silva. Ben benim bilenler bilir Anderson Silva sevgimi. Ee, yani bilemiyorum açıkçası hakikaten. Anderson Silva'nın da prime'ı... Yani, ...dokunamıyordunuz adama gerçekten. Bir yorum yapmak zor. Bu eşleşmeyle ilgili. Jon Jon zaten o diskalifiyesi dışında... ...yenilgisiz tabii ki yakın maçları vardı. Yani ne diyeyim bilemedim bu soruya yanıt vermek istemiyorum açık konuşmak gerekirse ee, ama şunu da hatırlatayım hakikaten MMA'de yapılmamış e, müthiş maçlardan biri hani son dönemde Habib Tani maçını konuşuyoruz o dönemde böyleydi hatta ve hatta Anderson Silva George Saint Pierre maçı yine yapılamamış maçlardan biri bence GSP Habib de yine içimizde içimize oturan maçlardan biri açıkçası bu maçta onlardan biriydi. Çok oynatmak istemedim kafamda. Aklımızda öyle program düşünceleri var, format düşünceleri. Belki orada başkalarının da laf atmasıyla tartışabiliriz. Arda Yurtseven hayalindeki UFC kartı Dream Matchup, rüya karşılaşması. Hayal, hayalimdeki evet UFC kartı Anderson Silva-John Jones. Aynı gece dövüşemiyor tabii Anderson. GSP'yi de alırdım yoksa. Habib Conor revanşı. Ee, John Jones. Ama aynı adamları sayıyorum tabii. John Jones, Engano'yu umarım gerçekte de göreceğiz. Ee, Prime'larındaki Habib Tony diyebilirim. Hadi oradan devam edeyim ben yani. Hani. Çok fazla maç var ya ve hiçbir aklıma gelmiyor. Ee, bu soruyu da bu şekilde geçiyorum. Ee, sizler aşağı yazarsanız ben de onlara yorum yazacağım. Ee, ...unuttuğum şeyleri bana hatırlatmanızı rica ediyorum diyelim. Yani olmamış maçları biraz saydım tabii ki. Ama sizin hayalinizdeki maçları da aşağıya eklerseniz... ...ben de onları yorumlarım diyeyim. Hmm, evet, ee, Burak. isimlerden bağımsız sizce Brezilya'nın Jiu Jitsu mu, Dağıstan güreşi mi? İsimlerden bağımsız deyince şimdi... <laughs> UFC 280 ana maçını düşünmeden tabii ki yapamıyoruz. Bu manada da tabii ki bu maç güzel olacak. Onu ekleyelim. Brezilya'nın jiu-jitsu mu, Dağıstan güreşi Tabii ki değişir. Bunu nelerle desteklediğinize bağlı olarak değişir. Yani saf bir jiu-jitsucu, saf bir güreşçi. Hani bu maç yere gitmezse, hani güreşçinin avantajını hep şuradan görüyoruz, söylüyoruz zaten. maç ayakta başlıyor. Yani dolayısıyla ya tabii ki ayakta da submission'lar var vesaire hani grab, jiji de sonuçta bir grappling ama asıl maharet orada biraz yere inince çıkıyor Brezilya jiu da. Maç ayakta başladığı için güreş diyeyim ben. Yani çünkü e, eşleştirme yapıldığında yani iyi bir güreşçiyi yere alması zor. Brezilya Jiu-Jitsu'nun hani vuruşlarla sarsması lazım vesaire. Biraz daha gene hafta sonunu yapılacak maça gidiyor aklım. Ee, yani sırf bir grappling de güreşçi yere alması zor O yüzden hani güreş diyeyim hani tercih ettiğim şey olarak değil. İki tarafı e, eşlediğim zaman hani yere e, bu çıkıyor ortaya. Yani zaten hani iyi bir güreşin ne kadar etkili olduğunu MMA'de de görüyoruz açık konuşmak gerekirse. Anlatırken en çok sıkıldığım maç neydi? Çok var. Bu da çok var. Yani Francis Ngannou Derek Lewis maçını diyebilirim. 11 mi 13 vuruş falan olmuştu o maçta. Ağır siklete yakışmayan garip bir maçtı. Rose Namayunas Esparza maçı. Hani son dönemden hatırlayayım. Ee, hatırlayıp söyleyeyim. En diyebileceğim bir maç yok ama sıkıldığım maçlar var tabii ki. Özellikle boksta çok fazla çok daha fazla oluyor MMA'ye göre. Açık konuşmak gerekirse. Ee, bu maçlar biraz daha son dönemde daha ön plana çıkıyor. Yobaz da lakaplı izleyicimiz, ee, en sevdiğiniz dövüş odaklı film nedir? Ben bir sinematografi olarak da hani buna bakıyorum. Hikayesi olarak da bakıyorum, senaryosu olarak da bakıyorum. Yoksa sevdiğim çok fazla film var ama Raging Bull, Kızgın Boğa'yı söyleyebilirim. Yani bir başyapıt neredeyse. Robert De Niro'nun oyunculuğunda Jack LaMotta'nın hayatını anlatan e, hakikaten muazzam bir film. Dövüş filmleri gene Acı Yok'u size tavsiye ederim. Bunları hep konuşuyoruz. Hani gerçekçi olunca daha iyi bir dövüş filmi olmuyor mesela. E, olmayabiliyor diyeyim hani net olmuyor demeyeyim ama bir sürü film sayabilirim. Zaten Acı Yok'a gene sizi yönlendiriyorum izleyin. Orada 19 film tartıştık. Bunlar zaten bizim hani sevdiğimiz filmler. Ee, ve öne çıkan dövüş filmleri. Rocky de tabii ki hani burada sayabiliriz. Efsane. And, Enter the Dragon. Bruce Lee'nin filmi. Muazzam. Zaten o filmden birçok başka film e, feyiz alıyor. E, ilk i̇lk MMA eldiveninin de parmaksız eldiveninde kullanıldığı film. Enter the Dragon. Bruce Lee'nin filmi. Sayabiliriz. Jackie Chan diye gider bu liste. Acı yoka bakın diye tavsiye edelim. Baya film sorusu gelmiş. Koray Er tavsiye belgeseller. Smashing Machine. İlk olarak tavsiye edeceğim. Bulmanız biraz zor. İnternetin derin kuyularına girmeniz lazım. Bunun için ben bir link vesaire veremeyeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Smashing Machine, Mark Curran'ın hikayesi gördüğüm en etkileyici belgesellerden biri. İzleyebilirsiniz. Bu arada hani Netflix'te Fight Fightland var. dört e, bölümlük farklı dövüş sanatlarını anlatan belgesel. Brezilya Jiu-Jitsu ile ilgili YouTube'da bulabileceğiniz çok belgeseli var. E, Gracie'lerin belgeseli. E, çok. Yani. Başka da sayabileceğim tabii bir sürü belgesel var. ...dövüş sporlarıyla ilgili... ...hani sorduğunuzu düşünüyorum. Yoksa Senna belgeselini de söyleyebilirim. Çok etkileyici bir belgesel olarak. Ee, onun dışında... ...aklıma gelenler bunlar şimdilik. Evet, Halil Amir UFC'de başarılı olabilir mi? Diye bir soru, son soru. Hatta Bekir Taştekin. Halil Amir UFC'de başarılı olabilir bana kalırsa. Bu arada silahları var. Cephaneliği çok yüksek. Hani vuruşları sert zaten hani konuştuk iki önceki programda. O programı da dilerseniz izleyebilirsiniz. Halil Amir'le konuştuğumuz programı. Ee, hani başarıdan kasıt ne? UFC'ye girmek bile bir başarı zaten. Bence UFC'ye girebilir Halil Amir. Hani güreşi de iyi. Ee, son maçında zaten Van Championship'in 3 3 olması lazım. 3 numarasını yendi. Ee, Ellerine ne kadar ağır olduğunu gördük. Sadece arkadaki eli değil, öndeki eli de çok ağır. Dolayısıyla UFC'ye ben gidebileceğini düşünüyorum ve başarılı da olabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki her galibiyetinde bitirişte kazanmış, UFC'nin de isteyebileceği bir dövüş ama şu anda Van Championship'te, Van ee, Championship'te yakın zamanda Halili de e, kemer maçında görmeyi umuyoruz diyelim. Sorular bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ee, cevaplamadığımız varsa, daha sonradan gelen sorular varsa kusura bakmayın diyelim seçtik ve pek çoğuna da soruların cevap vermeye çalıştık. UFC 280 haftasında belki tek başıma yaptım bu programı ama arkadaşlarım yola gidiyorlar. Doğan, Arda ve Recep Abu Dhabi de olacaklar ve deli gibi program akacak diyelim. E, haberleri izlemeyi unutmayın. Daha fazla basacağız. Haberler, fight haberler bölümü onun hikayesi geliyor aynı zamanda salı günü analizi basacağız. Perşembe ve cuma günü canlı yayında bağlanacağız. Ee, Abu Dhabi'ye Fight Digital olarak ben burada stüdyoda Arda ee, Doğan ve Recep orada olacaklar. Hem basın toplantısından sonra hem de seremoni ser tartısından sonra Konuşacağız. Onlar orada insta live'lar yapacaklar. Instagram'dan hikayeler paylaşacaklar. Fight Digital hesabını o yüzden takip etmeyi unutmayın diyelim. Twitter ve Instagram hesaplarını. UFC 280'e biz elimizden geldiğince içerik üretmeye çalışıyoruz, çalışacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz bu üretmeye çalıştıklarımızı ve destek gösterirsiniz. Like'larla, yorumlarla, paylaşarak, arkadaşlarınıza söyleyerek şu haftayı çılgın gibi sonuna kadar değerlendirelim diyoruz. E, MMA için, Türkiye'deki MMA'nin gelişimi için. Böylelikle bu pound for pound'u soru cevap olarak yaptığımız pound for pound'u geride bırakıyoruz. Ben Yücel Tuhan sizlerle beraberdim. E, gelecek pound for pound'larda görüşmek üzere, hoşçakalın.